Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili İnce Göl izleyicileri. Bu videomuzda kilitli kalmış kapağı nasıl açacağımızı göstereceğiz size. Öncelikle 1 metre uzunluğunda bir kurdele alıyoruz arkadaşlar. Bunu kapağın gördüğünüz gibi arka kısmına doğru ittiriyoruz. Ne yapıyoruz? Burada kapı milini çekmeye çalışacağız. Bakın ne kadar kolay bir şekilde arka tarafa doğru attık. Şimdi güçlü bir şekilde sol tarafa doğru çekiyoruz. Bakın dostlar, burada cihazın kapısının mandalı kırılmış ve ne oluyor? Müşterimiz cihazın kapısını açamıyor. Şimdi menteşe bölümünden cihazı kapısını çıkaracağız ve çerçeveyi sökerek ne yapacağız? Kapı tutamağını değiştireceğiz. Kapıyı açmak bu kadar kolay. Bakın arkadaşlar, burada vidaları söküyoruz. Ve kapağı aldık dostlarım. Şimdi yapmamız gereken çerçevenin vidalarını sökmek arkadaşlar. Çerçevenin vidalarını sökerken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Uzun bir vida olabilir arkadaşlar. Uzun ve kısa vida kombinasyonu olabilir. Vidaların yerlerini karıştırmayın. Eğer kısa vida olan yere uzun vida atarsanız kapağın ön tarafından delip çıkabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Teker teker vidaları dikkatli bir şekilde çıkararak uzunluklarını kontrol ederek bir tarafa koyuyoruz. Kaybolmayacak bir yere koyun. Arkadaşlar birdenbire orada takılıp vidaları dağıtabilirsiniz. Şimdi çerçeveyi sökeceğiz. Burada diğer bir dikkat etmeniz gereken husus camın yönü arkadaşlar. Camlar genelde eğri olabilir. Kapak camı. Kapak camını yanlış bağlarsanız tüm bu işlemlerin hepsini tekrar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Genelde bu camlarda çentik vardır. Çentiği çerçevedeki yere getirdiğinizde kapak doğru bir şekilde bağlanmış olacaktır. Yine siz bir işaret de koyabilirsiniz. Bir koli kalemiyle bir tarafına bir işaret koyarsınız ve ona göre çerçeveye ona göre bağlarsınız. Cam yönünü karıştırmamaya dikkat ediyoruz. Şimdi vida sökme işlemimiz tamamlandıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Çerçeveyi birbirinden ayıracağız. Çerçeve hem vidalı hem de tırnaklı geçme dostlar. Her modelde bunu soruyorlar bana çünkü soru olarak geliyor. Her modelin çerçevesi, menteşesi, kapı tutama, kapı kilidi farklıdır. Farklı olabilir. Birbirine uyan modeller de olabilir. Farklı da olabilir. Fakat bunu dışarıdan sipariş verirken özellikle aynı birebir çerçeveyi kullanmaya özen göstereceksiniz. Birebir çerçeve kullanacaksınız dostlar. Şimdi ince uçlu bir kontrol kalemiyle ne yapıyoruz? Zedeleme yapmadan yavaş yavaş tırnaklardan ayırmaya başlıyoruz. Kastırıyoruz biraz dostlar. Böyle elinizde kalacak bir şey değil. Kolay kolay kırılmaz. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Çok zedelememekte fayda var. Çünkü bunu kullanacaksınız sonuçta. Şimdi ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi tutamak bölümünden yavaş yavaş açmaya başladık. Tutamak milini ittiriyoruz. Bu aralardan tırnaklardan teker teker kurtaracağız. Tüm tırnaklar kurutulduktan sonra ne olacak dostlar? Bu kendiliğinden açılacak. Kapıyı açmak da bu kadar kolay. Yani bir kurdelayla. Çünkü daha ince bir ip kullanırsanız ne olacak? Elinizden kayıp elinizi kesme durumu var. Bunun için en güzel yöntem arkadaşlar kurdela kullanmak. Gördüğünüz gibi çerçeve ayrıldı. Şimdi ne yapacağız? Çıkaracağız. Son tırnaklar artık. Çünkü her tarafında tırnak var. Düzgün bir şekilde tutması gerekiyor. Hareketli bir parça ve sağlam olması gerekiyor. Onun için bir işçilik verilmiş bir kapak. Ama tutamaklar o kadar kaliteli değil. Zaten tutamağın kırılma sebebi de yani çamaşır makinelerinde en çok giden parça tutamaktır dostlar. Şimdi göreceksiniz nereden kırıldığını da size göstereceğiz. Bakın bunu çıkarıyoruz şimdi. Tırnağın biri hala bırakmadı. Evet. Aldık. Şu anda çerçevenin tutamağı olan bölümünü
görüyoruz. Bakın arkadaşlar, burada pimler var. Pimler tutamağı tutuyor. Fakat dikkat etmeniz gereken bir durum var. Burada pimleri çıkardığınızda tutamağın altında bir yay var arkadaşlar. Bu yayı da ayarlamak gerekiyor. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Karıştırmayın. Sökerken dikkatli bir şekilde sökün. Bakın şu ortada gördüğünüz yerde bir yay var. Bu yay sayesinde kapı tutamağını çekip, yani bastığınızda tutamak ayrılıyor. Tekrar bıraktığınızda tekrar yerine geliyor. Onun için buradaki yayı ayarlamak önemli. Bakın kırılan yeri gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi kapı tutamağı buradan kırıldığı için içerideki kapı milini çekmiyor. Kapı milini çekmediği için de çamaşır makinesinin kapağı kapalı halde kalıyor. Bakın arkadaşlar nasıl kırılmış. Orijinal yedek kullanmaya özen gösterin. Eğer orijinal yedek yoksa dostlar, birebir aynısını kullanmaya bakın. Bunların boyutları da farklı olabilir. Eski parçayı sökmeden yeni parçayı almayın dostlar. Ölçüsünü alın, çünkü bunların bir küçük olanı var, bir büyük olanı var. Farklı modelleri var. Yani aynı parça da olsa bağlantı yerleri farklı olanlar da var. Eğer zorlanırım diyorsanız bunu çekerken, yani sökerken ne yapacaksınız? Videoya alırsanız daha sağlıklı bir tekrar montaj işlemi yapabilirsiniz. Videoyu izleyerek şu şuradan çıkmış, bu buradan çıkmış diye daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın burada yayı görüyorsunuz. Yayı da bir pim tutuyor. Şimdi ne yaptık? Tutamağı yayını ayarlamaya çalışıyoruz. Yeni tutamağın yayını ayarlamaya çalışıyoruz. Çünkü yayı oturtmadığınız sürece sizin manuel olarak elle geriye ileriye ittirmeniz gerekiyor. Bu orijinal bir yedek. Yayı ayarladıktan sonra bakın tam arada kalıyor. Yayı oluklara yerleştirmeniz gerekiyor. Tutamaktaki oluklara yerleştirmeniz gerekiyor. Yerine geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane yayın uçları var. Onun yerine takılması gerekiyor. Biraz zorlanabilirsiniz ama yapamayacağınız bir şey yok arkadaşlar. Bunu sizler de başarabilirsiniz. Özellikle bana bu konularda biz yapabilir miyiz, biz becerebilir miyiz tarzında sorular geliyor. Hiç korkmayın dostlar. Yapabilirsiniz. Hiç olmadı. Tutamağı satan yere gittiğinizde bunu buraya takmak için bana yardımcı olur musunuz derseniz herkes size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şimdi tutamağı yaylarını ayarladıktan sonra pimlerini tekrar ne yapıyoruz? Yerine ittiriyoruz. Biraz zor geçebilir, sizi uğraştırabilir. Denk getirmek gerekiyor. Çünkü farklı kombinasyonlardaki yerleri basınç altında birleştirmeye çalışıyorsunuz. Yayın bir basıncı var, yay çıkmasın, pim yerine otursun gibi muhabbetler var dostlar. Gördüğünüz gibi bir pense yardımıyla, bakın pim de alt kısımda bir körleme plastiğine geliyor ki bu zaten aşağıya doğru durduğu için takıldığında bu pim yerinden çıkmıyor. Kapıyı ters bağlarsanız veya da ters bağlamaya çalışsaydık öyle olsaydı bu defa pimler her aç kapada aşağıya doğru inip yerinden çıkacaktı. Bakın pim gidiyor, tam şeye oturuyor, kör noktaya oturuyor, kör plastiğe oturuyor. Diğer pimi de yerine oturtursak, evet, yerine oturdu. Şimdi yapmamız gereken tek şey güzelce cam yönünü ayarlamak. Cam yönünü ayarlamak. Çerçeveyi önce tırnaklarına oturtmak. Daha sonra ne yapacağız? Evet, çerçeve yerine oturturalım. Artık vidaları montajına geçelim. Vidalarımızı uzun kısa olarak ayırmıştık. Uzunları kısaları arkadaşlar doğru yerlere ne yapıyoruz? Vidalama işlemiyle yerine takıyoruz. Her vida farklı olabilir. Dediğim gibi eğer uzun vidayı
uzun vidayı kısa olan yere atarsanız çerçeveyi çatlatabilirsiniz. Çerçevenin diğer tarafından dışarıya çıkabilir. Bu tarz şeyler olabilir. Vidayı kaybettiniz. Farklı uzunlukta bir vida atarsanız uç kısmı çerçeveyi delip dışarıya çıkabilir. Çerçeveyi çatlatabilir. Bu biraz daha maliyetli bir durum dostlar. Onun için bu tarz konulara dikkat ediyoruz çalışırken. Evet, şimdi taktık. Ne yapıyoruz? Parçamızı yerine atacağız. Bu kapağı sökerken arkadaşlar bazı makinalarda menteşenin arkasında bir menteşeyi vidalamak için bir parça bulunuyor. Bu yerinden çıkabilir. Bunun için ne yaptık? Körük contasının telini çıkardık. Ne yapıyoruz? Şimdi kapağı yerine iki vidayla tutturuyoruz. Arkadan bir şey düştü diye telaşlanmayın. Ne yapacağız? Hemen körük contasının telini çıkarıyoruz. Elimizi aradan uzattığımızda parçayı alabiliyoruz. Yani bu gibi şeyler başınıza geldiğinde korkmayın arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Sonuçta metalle uğraşıyorsunuz. Metalle de kolay kolay bir şey olmaz. Şimdi vidalamasını yaptık. Kapağı denemeden önce ne yapacağız? Körük contamızı yerine atıp yayını takacağız. Bu yay konusunda da çok zorlanmayın arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde izlerseniz parçanın kolay bir şekilde yerine takıldığını görebilirsiniz. Bu arada körük contasının yayını takarken dostlar, yayını takarken herhangi bir deterjanlama, yağlama işlemi yapmıyoruz. Çünkü o telin gerilmesi için mukavemetli bir şekilde körük contasına tutunması gerekiyor. Genelde en çok yapılan hata bu. Ya işte bu yay küçük, buna geçmiyor. Bunun için işte buraya biraz deterjan süreyim. Biraz kaydırma özelliği kazandırayım deyip bunu yaparlarsa ne oluyor? Bu defa yayı hiç takamıyorlar. Çünkü yay sürekli kayıp kayıp geliyor ve problem yaratıyor. Bakın burada da ne yapıyoruz? Körük contasını tek tek tırnağına işliyoruz arkadaşlar. Düzgün bir şekilde durması gerekiyor. Evet. Yerine atıyoruz tırnaklarını. Takarken küçük bir yerden böyle kalkık çıkık olabilir. Onu da hemen bir kontrol kalemi yardımıyla ne yapıyoruz? Yayı kastırarak çözebilirsiniz. Aslında kolay bir durum. Yapabilir miyiz diye sorarsanız yaparsınız arkadaşlar. Sizler her şeyi yaparsınız. Ben size çok güveniyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Bizler de sonuçta bu işe başlamadan önce ne yapıyorduk? Biz de bilmiyorduk. Bakın üst tarafta hemen körük contası kendi kendine bırakmaya başladı. Hemen bastırıyoruz. Yerine tekrar takılıyor. Yay çıkabiliyor bu şekilde. Bunun da videosunu aslında size ayrıyeten böyle bir nasıl takılır diye gösterebilirim. Bakın orada bir yayı var telin. Bakın orada çıkık kaldı. Ama onu da bir kontrol kalemi vasıtasıyla körük contasına değmeden. Burada direkt yaya müdahale ediyoruz. Körük contasına kesinlikle tornavidayla müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Bakın yayı biraz havaya kaldırdık. Ve artık ne oldu? Yerine oturdu. Şimdi ne yapıyoruz? Kapağı kontrol ediyoruz. Evet, bu kadar basit dostlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.